Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size hep beraber yapacağımız yeni bir model hazırlayacağız. Modelimiz çıtı pıtı çok güzel bir model olacak. Evet, hemen modelin yapılışına geçelim. Evet, şöyle tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyorum. İkişer zincir çekerek hazırladım. 2 veya 3 zincir çekerek hazırlayabilirsiniz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla mevcut. Oradan izleyebilirsiniz tülbent kenar tığlama ve köşe dönüm işlemini. Evet, tığlamadan sonra arkadaşlar buraya şöyle sık iğne ile sabitleyerek başlıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 defa tığı doladım. Aynı tığ battının içerisine girip 2, 2 ve 2 olarak bir trabzan hazırlıyorum ve 5 tane zincir. 5 zinciri trabzanın arasına kapatıp bu şekilde bunların içine minik çiçekler yapacağız arkadaşlar. Tekrar 4 zincirle aşağı inip şöyle dalımı kapatıyorum. Buraya bir dal yaptık. Çiçek olacağı için buranın ismine dal diyorum arkadaşlar, bakın. Şöyle bir tane tığ battının içerisine bu şekilde dalımızı oluşturduk ve 15 tane zincir çekiyorum, bakın. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şöyle yaparsanız tırnak ütüsü, bakın, kendiliğinden ütüsünü alıyor. 5. tığ battıya sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. tığ battıya kapattım. Bakın, sanki burada fazla bombeli değilmiş gibi duruyor bu şekilde. Fakat şimdi buraya dalı yaptığımızda daha bombelileşecek. 1, 2, 3, 4. 2 defa tığı doladım. Aynı yuvanın içine girip şöyle 2, 2, 2. Bu çekmiş olduğum 4 zincir boyutunda hemen yanına bir trabzan oluşturuyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zinciri bu trabzanın ara kısmındaki dala kapatıp buraya bir pipirik yuva oluşturdum. Yine 4 tane zincir çıkarken 4 zincir, inerken de şöyle 4 zincir kapatıyorum. Aynı tığ battının içine, bakın, bir tane dal oluştur. Bir tane tığ battının içine böyle bu şekilde bir tane dal oluşturuyorum. Şöyle görmeniz için tutayım dalımı. 15 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Şöyle 5. tığ battıya 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. tığ battıya kapatıyorum. Şimdi şuraya bir zincirini, 4 zinciri çekelim arkadaşlar. Şurayı size göstermek istiyorum, bakın. Şimdi bu aynı bunun gibi duruyordu, bakın. Bu aradaki dalı yapınca daha bir bombelileşti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O kendiliğinden şu dalı ekleyince, bakın, gayet güzel bombelileşiyor. Üzerine de şimdi sarı renkten sık iğne gideceğiz. Daha bir şöyle esneme kuvveti olacak. Şu ara kısmı, iki dalın arasındaki bu 15 zincirin. Tabii bu zincir sayıları da size ait. Elinizin sıklığına, gevşekliğine göre değişebiliyor. Bakın bu şekilde. Şöyle. Şimdi biraz yapıp şöyle göstereyim. 2 defa doluyorum. Aynı tığ battıya 2, 2 ve 2 alarak trabzan yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi de şöyle kalın. 2, 2'ye alınca kalın duruyor. 5 zincir. Trabzana kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle. Şöyle tırnağınızda kaldırdığınızda, şöyle tırnak ütüsü dediğimiz
yapınca da kalıp gibi duracak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ve 5. tığ battıya buraya kapatıp sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. Trabzan 5 zincir. Dört zincir. Hemen aynı tığ battıya, trabzan yaptığım tığ battıya dört zincirimi kapatıp dalımı yine oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 3, 4 ve 5. Şöyle zincirin tam orta kısmına kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle 2, 2 ve 2. Trabzanın 4 zincir boyutunda büyüklüğünde çektim ve 5 zincir. Trabzanın zincirin orta kısmından girip böyle sabitliyorum. 4 zincirimle yine aynı tığ battıya kapatıp şöyle bakın tırnak ütüsüyle kaldırıyorum. Böyle hem çekmiş olduğumuz zincirler de yerine oturmuş oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle anlaşılacak şekilde muhakkak yaptık. Şimdi bunu şöyle kalkık şekilde müzik sesi size de geliyor mu arkadaşlar? Cam açık kalmış. Dışarıda cumartesi günü. Evet. Çimelimiz bu şekilde. Şimdi bu zincirlerin üzerine sık iğne yapacağız. Evet, çimelini hazırladıktan sonra buraya arkadaşlar dip kısımdan başlıyoruz. Bakın ilk başlarken şöyle göstereyim. Şu ip arkada kalsın. Burada en dip kısmına kadar şöyle yerleştiriyorum sık iğnemi ve buradan sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun zincirin üzerine yapacağız arkadaşlar. Ne kadar alırsa 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle 11, şöyle yatırayım daha net görün. 12, 13, 14. Zincirimizin sayısı zaten 15'ti arkadaşlar. Şöyle 14 veya 15 defa doldurabilirsiniz. Tam üst kısmı sayısı yok. Buradaki maksat şöyle zinciri renklendirmek. Bu aslında kendi rengine ben sarı yapmak isterim arkadaşlar. Böyle patlasın. Gölge gibi olsun diye. Şöyle arkadan da 2 veya 3 zincir. Şu arka genişliğine göre buradaki zincire geçiyorum. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, şöyle 15. Şuradan daha net. Şimdi arka kısmından 3 tane zincirimi çekiyorum. Bakın şu dalımızın arka kısmından tığımı bir sonraki o köprüye geçirip böyle dip kısmına da oturtturuyorum, çekiyorum dip kısmına doğru ve buraya da aynı şekilde sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi buraya 14 oldu ya arkadaşlar. Zincir eli sıkılaşabiliyor. Ama biz böyle elimizle sıyırıp simetri olsun diye, sırt diğerleriyle aynı sık iğne olsun diye buraya bir tane şöyle 15 tane yapıyoruz. Yine 3 tane zincirle arka tarafından şu 2 veya 3 arkadaşlar şu dalın arka boşluğunu gerdirmeden hemen şöyle yine iyice oturtturalım. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle burayı da 15'e tamamlayacağım. Hepsi simetri olsun. 11 12 13 14 ve 15. 3 zincirimi çekip şöyle şuraya bağlayayım arkadaşlar. Şimdilik geçici olarak normalde bunu zincirin içerisine yapacağız. Evet şöyle bakalım. Evet şöyle iki renkten arkadaşlar tonlama yapacağım. İkisini şöyle sarı ve turuncu böyle mürdüm ve açık somon bir de kırmızı pembe şöyle güzel bir tonlama yapıp kır çiçeklerini böyle iki renkten deneyeceğim. Evet hazırlamış olduğumuz bu çimenimizi alıyoruz arkadaşlar bakın. Buradaki 5 zincirin ara kısmından girip buraya bu şekilde sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 5 tane zincir çekip dalın içerisine pipirik oluşturuyorum. Bu şekilde 5 tane buraya pipirik yapıyorum. 2 1 2 3 4 ve 5 3 4 ve 5 4. oldu. 5 zinciri çekip buraya pipiriğimi oluşturdum. Şimdi dibine muhakkak bir tane zincir çekiyorum. Koparmıyorum arkadaşlar. Koparma işlemiyle uğraşmayayım diye. Bakın bu şekilde bir örümcek şöyle orta kısmından kesip yakacağız. Bir tane böyle pembeye dal bırakıyorum. Üçüncü dalın içerisinden yani arada bir tane boşluk bırakıp diğerine geçiyorum. Bunu da aynı şekilde 5 zincir yapıyorum. Kapattım. 2, 3, 4 ve 5. Yuvaya kapatıyorum. 5 zincir. 3. Şöyle tekrar. 5 zincir. 4. Bu da 5. Yine 5 zincirden 5 kirpi doldurduk. Dibine muhakkak bir sık iğne ve şöyle biraz büyükçe orta büyüklükte. Şimdi yine ortada bir tane dalımızı bırakıp diğer dalın içerisine kapatıyorum. Kolaylık olsun diye bakın. Bu şekilde şimdi şöyle toplanıyor mu arkadaşlar? Kolay kolay kesimi yapacağız. Yine 5 zincir çekiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapattım. 5 zincir. Buraya kapatıyorum. Artık örümcek olmadığı için örümcek yapmıyorum. İpimi koparıyorum. Hemen şu yakma işlemlerini de göstereyim.
Evet, şöyle bakın, ortadakini atladığımız için koparma yapma olmasın diye hepsini yapıyoruz ve yarım kenar bir kenar ne kadar yaparsak. Bakın şunu söylemedim konuşurken. Bu telin, örümceğin en üstteki teli, bakın bu şekilde örümcek ve bu en üstteki tel olması lazım. Alttakiler olmaz arkadaşlar. Bunu böyle çekin. Böyle ara kısımlarından bıçak bir şeyle, makasla da geçebilirsiniz. Şöyle ince sivri uçlu makaslardan olursa rahat girilir. Şimdi ben şöyle bir makası, gördünüz hiç arkadaşlar, bu şekilde hiç sökülmeden, bozulma olmadan, dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şu örümceği, bakın yaptığımız bu örümceği şöyle güzel daha net görmenizi sağlayıp bu üstteki teli alacağız. İyice anlaşılsın. Onu kopardık. Kopardık. Çekiyorum. O kadar da kolay oluyor ki arkadaşlar. Bakın bunu buradan hemen buraya böyle azaltıp arkaya yapıştırıyorum. Bunu da aynı şekilde buralara yakıp yapıştırıp geleyim ben. İpimizi tığımıza tutturuyoruz ve bakın şöyle. Gerçekten fikrim de güzel oldu. Arasında sarı çok güzel böyle. Sanki varaklı gibi, hani altın böyle koltukların desenlerin akışlarını varakları gibi. Pembeyle de arkadaşlar renk katacağım. Ve buraya 5 zincirden 5 kirpik. 5 zincirimi çekip kır çiçeğimi yapıyorum. Buradaki 5 zincirli dala 5 zincirimi tutturuyorum. Ve 5 tane de kirpik yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Evet. Şimdi demin gösterdiğim gibi dibine muhakkak bir zincir, şöyle orta büyük arkadaşlar, orta büyükten çok büyük oldu. Siz ne kadar yaparsanız, bu büyüklük size bağlı. Kesip atacağız, yakacağız. Şöyle. Bakın ortadaki kırmızıyı bu şekilde hiç ip koparmadan geçtik. Kolaylık. Daha çok hani yap kopar yap kopar, sinirimiz bozulmaz. Bu taktiği uygulayalım. Bismillah. 5 zincir. Kapat. 5 zincir. Dala kapat. 5 zincir. Dala kapat. 5 zincir. Dala kapat. Evet. Bir zincirimi de çekiyorum. Ve ipimi koparıyorum. Şimdi bu geçişten de üstteki teli arkadaşlar, şöyle gergin olduğu için öndekini geri getirebilir. Bunu, en üstteki teli kestim. Şimdi bunları böyle ayırıyorum. Yanlış kestik herhalde. Doğru kesmiş. Bunları yakıp hemen temizleyip bakalım arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde şöyle çıtı pıtı oldu. Güzel bir model oldu arkadaşlar. Şöyle. Sarıda çok güzel yakıştı. İyi bir fikir düşündüm arkadaşlar bence.
Hoş ve zarif oldu bak. Böyle çıtı pıtı kır çiçekleri böyle kalıp gibi de şöyle ters tarafını da göstereyim. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.